Evet sevgili dostlar, bizler her hafta bu saatlerde değil, normalde yarım saatte erken. Çünkü bu akşam birazdan huzurlarınızı alacağım genç kardeşime birazcık pozitif ayrımcılık yapalım dedik. Çünkü türkülerini daha çok dinlemek istiyoruz. O anlamda sizleri birazcık erken konuk geldik evlerinize. Değerli dostlar, bizler her hafta sevdamız Tokat, sevdamız Anadolu, sevdamız aydınlık Türkiye diyoruz. Ve bu hafta sizlere çok değerli bir derneğimizi getirdik. Geçtiğimiz haftalarda da gecesi vardı. Oradaydık, geceyi de konuşacağız. Ve huzurlarınızı değerli dostlar, Karkıncık Dernek Başkanımız Şener Biçer'i alkışla alıyorum lütfen. Başkanım merhaba. Hemen dur bir gitme başkanım. Ben biraz ben konuşalım başkanım. Nasılsın başkanım? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim başkanım. Neler söylersin? Kanal 60'tasın. Sevdamız Tokat programındasın. Sevdamız Tokat programında sevdamız Karkıncık, sevdamız Tokat. Vay, slogan da değişti. Çok güzel. Nasılsın başkanım? İyisin. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi bizler de iyiyiz. Başkan, ecuk heyecan var bende de. Sende de var mı? Vallahi bende heyecan yok şu an. Oha. Roller değişti o zaman. Peki. Yani canlı yayında televizyonda konuşmakla gecedeki konuşma biraz daha farklı oluyor. Farklı oluyor değil mi başkan? Burada biraz daha rahat oluyorsun açıkçası. Tam tersi, ne kadar güzel. O zaman rahatsa bizim işimiz bu akşam rahat başkan. Çok kolay. Eyvallah. Çok teşekkürler başkanım. Teşekkür ederim. Sizi şöyle elinize alayım. Ve gecede de değerli dostlar, Karkıncıklı dostlarımız dedi ki bu bizim sanatçımız. Dedim ki ya Tokatlı mı, Karkıncıklı mı? Yok. Türküleri, özgün müziği çok güzel yorumlayan bir genç kardeşim huzurlarınızı alıyorum. Baran Okunucu diyorum. Merhabalar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, siz iyisiniz? Vallahi ben de heyecanlanıyorum. Çünkü Baran Okunucu'nun türkülerini YouTube'dan izlemekten bıktım. Dedim ki canlı canlı Kanal 60 ekranlarında olsun. E tamam, canlı canlı okuyacağız, sağ ol. O zaman hemen canlı bir türküyle başlayalım Baran'ım. Olur. Hadi bakalım kardeşler. Ben oturayım yerine. Peki, buyur kardeş. Hadi bakalım. Sen geldiyorsun, gelemem
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah, eyvallah. Biraz sesimle ilgili sıkıntımız var ama. Hiç problem yok kardeşim. Artık kusurumuza bakmayın. Yayına cap canlı gidiyor. Hiç merak etme sen. Yüreğine sağlık. Değerli dostlar, sizler de hoş geldiniz stüdyomuza. Bu akşam Karkınca köyümüzü kah köye gideceğiz. Kah buradan. Derneğimizin faaliyetlerini kah bir de İzmir'imiz var. İzmir'e de gideceğiz. Çünkü Karkınca köyü gerçekten örgütlü toplum modelinin gerçekten uygulayan derneklerimizden bir tanesi. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten de bir araya gelmemiz gerekiyor. Özellikle köy halkının köyden uzaklaştıktan sonra da yan yana durması gerekiyor değerli dostlar. Sizler de ekranlar başından değerli dostlar canlı yayınımıza katılabilirsiniz. 0212 557 6001 arayarak bizlere ulaşabilir. Konuklarıma sorularınızı iletebilirsiniz. Sanatçı kardeşimden de istek türküleriniz olursa onlar da bize iletebilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuzu mesaj yaz bölümüne gelerek büyük harfle TV 60 yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazdıktan sonra da 3969'a gönderin gelsin. Biz de buradan paylaşalım değerli dostlar. Elbette Karkınca köyümüzü konuşacağız ama kimlerle konuşacağız? Dilerseniz konuklarımızı da yakinen tanımak istiyoruz. Karkıncık Dernek Başkanımız Şenel Biçer. Başkanım özellikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Başkanım yaklaşık sizinle tanışmamızda bir buçuk iki sene falan oldu. Bir buçuk iki sene oldu, evet. Sizi geldik, ziyaret ettik. Evet. Buna vesile olan Erzade Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Erzade Bey'le birlikte gelmiştik. Evet. Merhaba demiştik. Sizleri de kısaca tanımak isteriz başkanım. Şenel Bişer kimdir? Kısaca tanıyabilir miyiz lütfen? Ben 1969 Karkıncık doğumluyum. İlkokulu köyde okudum. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da sağlık sektörüne, eczane sektörüne girdim. 81'de başladım bu işe. 2018 yaklaşık 37 senedir bu işi yapıyorum. Evet. Yani eczacı, teknisyeniyiz biz. Bir taraftan da dernekçilik gibi bir göreviniz var. Bir taraftan da toplumsal olaylara duyarlılıktan dolayı böyle bir olayın altına elimizi soktuk. Evet. Başarabildiğimiz noktada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 2007'de dernek kuruldu. Aslında bir de şöyle bir geçmişi var bizim köyümüzün derneğinin. 1992'de de dernek kurulmuştu. Bazı sebeplerden dolayı ilerlemedi, yürümedi. Bu kurulan dernek kurucularını da ben söylemek istiyorum aslında burada müsaadenizle. Tabii tabii tabii. Müsaadenizle. Buyurun başkanım. 92'de kurulan derneğimizin kurucuları Nurettin Çoban, Ali Çaylak kendisi burada. Haydar Güneş. Kendisi yine burada. Ruşen Türker aramızda. Abbas Doğan, Mustafa Doğan, Ali Turan ve İbrahim İyilikseverdi. Evet. Dernek kurucuları. Bu hareketi başlatan bu isimlere canı gölden teşekkür etmek lazım. Nedeni de şu. Evet. Nedeni de şu. Biz Anadolu'dan İstanbul'a gelip birlikte olmayı çok başarabilmiş toplumlar değiliz. İçine kapanık, içine kapanık aslında. Çok istekleri olan
Başkanım, nihayetinde bu işe bir baş koymak lazım, bir başlamak lazım. Başlayan, özellikle bak sizin de söylediğiniz gibi kurucu olarak bu görevi yürüten abilerimize, kardeşlerimize gerçekten yürekten teşekkür etmek gerekiyor ki biz buralardayız. Karkıncık Derneği de şu an dimdik ayakta ve üyeleriyle bir arada. Bu bir bayrak yarışı nihayetinde. Evet. O günü başlatanlara da biz de buradan Sevdam Sokak aracılığı teşekkür etmiş olalım. Bazı nedenlerden dolayı bir ilk dernek yürümedi. Evet. 2006'da birlik kurbanı yapıldı. Birlik kurbanını yapanlar kurucular da sayılabilir. Evet. Haydar Güneş, Ruşen Türker ve Ali Duran'dı. Bu 2006'da tekrar kuruldu. Bir ara bir es verildi. Yaklaşık 12-13 sene bir ara verildikten sonra 2006'da birlik kurbanıyla birlikte isimler alındı ve tekrardan bu dernek faaliyetleri, çalışması başladı. İkinci kuruluştaki isimler de onları da söylemek istiyorum. Lütfen onları da alalım. Diğer konuklarımıza da bir merhaba diyelim. Halis Türker, Hüseyin Umut, İrfan Ekinci, Serkan İyer, Özgür Erkoçit, ben, Şenel Biçer, Serdar Çalıkuşu, İsmail Ercan ve Mehmet Biçer'di. İkinci dernekte 2006-2007'de 2007'de resmi olarak faaliyetlerine başladı. Bugüne kadar geldik. Eyvallah. Daha sonra faaliyetlerinden bahsederiz. Konuşacağız efendim. Sevgili dostlar, hafta başında bu haftaki konuklarım emekli öğretmen, şair Durmuş Türker, araştırmacı Ali Çaylak dediğim zaman da sosyal medyada ciddi anlamda bir övgüler. Gerçekten de bir derneğimizin böyle yetiştirmiş olduğu araştırmacılar, öğretmenler olmasından ve derneğimizle birlikte iç içe olarak Sevdamı Sokak programına gelecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu anlamda ben de bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine araştırmacı derneğimizle iç içe ve dikkat ediyorum isimleri birkaç defa da geçti. Ali Çaylak, mikrofonu alalım Ali abicim. Ali abicim hoş geldiniz. Yakın tutalım lütfen abi. Çok teşekkür ederim. İlk önce size Turhan Bey, Kanal 60'a çok teşekkür ederiz. Konuklarımıza, ayrıca İstanbul'daki köylülerimize, İzmir'deki, Karkıncık'taki, Mersin'deki, Eskişehir, Balıkesir, Denizli'deki, Turhal'daki, Tokat'taki, Çamlıbel'deki yaşayan köylülerimize, nerede yaşıyorlarsa Avrupa'da yaşayanlara da hepsine selamlar gönderiyorum buradan. Evet. 1959 doğumluyum. Karkıncık köyünde doğdum. Ortaokulu Turhal Atatürk Ortaokulu'nda okudum. Meslek lisesini Turhal Meslek Lisesi'nde okudum. 83'te İstanbul Belediyesi Sular İdaresi'ne girdim. 2008'de emekli oldum. 92'de bir dernek kurucularından, o zaman en gençtim ben kurucularından. Şimdi gençsin Ali abi. Şimdi gençsin. Şenel'imiz de o zaman gençlik kolları başkanıydı. Bizim bıraktığımız yerden gençler aldı. Çok mutluyum. Ondan sonra benim köyü çok seviyorum. Köylümü çok seviyorum. Köyümün gençleri köyle iki defa, üç defa gezi düzenledi dernek yönetimi. Güzel oldu. Artık orada bir kafalarında bir Karkıncık köyü çocukları oluştu. Ne güzel. Ondan artık bir de İzmir'deki köylerimiz de gecelerimize katılıyoruz. Birlikte beraber oluyoruz. Benim söyleyeceklerim için konuşacağız. Çünkü ya senin de Ali abicim, senin de köye çok bir hizmetin var. Onu da konuşacağız. Bir kitap, daha doğrusu bu konuşulanları, konuştuklarınızı, araştırdıklarınızı kitaplaştırınız. Bunu konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür şimdi ederim. Haydar abime geçeceğim. Baran Bey'e çok teşekkür ederim ilk önce bize katıldığı için. Yarı Karkıncıklı sayılır. Eyvallah. Haydar abicim, yine biz her programda Haydar abi söylüyoruz. Diyoruz ki yakın tutacağız ama mikrofonu. Konuşurken tutarım. Konuşurken. Şimdi özellikle Haydar abi, sen de ismin birkaç defa geçti. Başkanımız saydı. Ya merak ettim, sen hangi okul mezunuydun abi? Efendim, önce sizlere teşekkür... Bunun sesi çıkmıyor. Çıkar, çıkar, gidi, gidi, sen merak etme. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri misafir ettiniz. Ne mutlu Kanal 60'a. Çok teşekkürler abim. Ben de aynı zamanda Tokat Karkıncık Köyü doğumluyum. Evet. 1948 doğumluyum. Yaşımı söylemeliyim. Söyle, yok, doğum tarihini söylesen kimse anlamaz. Zaten onu, bak şimdi, kimse elinde hesap makinesi yok, hesaplayamazlar. Sen yine uyanık davrandın. Ben... İki üniversite bitirdim. Aha. Tahsilim yüksektir. Maşallah. Burada. Benden başka da tahsilli sanmıyorum. Sizin köyde var. Üniversitesi.
Duyamadım abi. Güzleyenburun Üniversitesi'ni okudum. Güzleyenburun. Bilbaroğlu'nda master'ımı yaptım. Dumlupınar'da suyumu içtim. Aha. Öğretmen Halil Çoban bana bir diploma verdi. Orta derece düşündüm. Ne yaparım meğersem çoban olmuşum. 12 yıl yaz kış bir çoban. Ya Haydar abi iki tane üniversite bitiriyorsun. Çoban oluyorsun. Bu nasıl oluyor? Çobancılık kötü meslek değil. Değil. Değil, kötü meslek değil. Çobancılık kötü meslek değil. Evet. Köyden 1971'lerde göç ettim İstanbul'a. İstanbul'da bir fabrikaya girdim. Evet. 12 yıl çalıştım. Toplu bir çıkış oldu. Boyacılık yaptım 18 sene. Primimi dışarıdan ödedim. Emekli oldum. Maşallah. 20 sene oldu. Maşallah. Haydar abi sunuculuk işlerin var senin. Yo, onu köyde bir de köydeki hayattan bahsedeceğiz. Öğreneceğiz evet. Daha doğrusu ama bir de senin sunuculuk hayatın varmış. Var. Sunuculuk burada, burada çok sunuculuk yaptım. Vallahi düğünlerde. Düğünlerde. Köydeki düğünlerde yaptığın Haydar abi. Yok, buraya gelince tanındım. Vallahi. Çünkü köyde ben... Köyde tanımıyorlarmış da buraya gelince tanımışlar. Ne güzel. O zaman Haydar abi keşke önceden tanışsaydık seninle be. Keşke önceden tanışsak da şuraya ben de ortak olsam. Ya. Vallahi lep demeden hemen Çorumanlı Haydar abi. Maşallah vallahi. Yüreğine sağlık abicim. Leblebinin bol olduğu yeri anlamam mı? Peki. Haydar abicim çok teşekkür ederim. Konuşacağız. Ben de teşekkür ederim. Yine konuşacağız. Yine konuşacağız. Bar Hanım'dan da bir iki Baran'a verelim lütfen. Bir iki kelam edelim yoksa ana sponsorumuzdan birazcık bahsedeceğim. Bar Hanım hoş geldin senin. Hoş bulduk abicim. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. YouTube'da kliplerin dönüyor. Bir taraftan da albüm çalışması filan çıktı. Yani albümümüz çıktı. Yaklaşık bir sene oldu. Çok tanıtımını yapamadık açıkçası ya. Ya keşke bak. öyle bir sıkıntımız Serkan var. Serkan kardeşim, Özgür kardeşim sağ olsunlar başkan da. Seninle özel bir program yapmak istedik. Vallahi ben Karkıncık Dernek yönetimine ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkür öncelikle. Ederim. Artık ben onlardan biri oldum. Yarı Dersimli, yarı Tokatlı olduk. Karkıncıklı olduk. Ne güzel. Her yıl aynen. Gecelerindeyiz sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Senden bir eser daha alacağız. Baran'ım bu arada programlar devam ediyor değil mi kardeşim? Tabii. Şimdi şöyle, şimdi ilerleyen dakikalarda elbette Sevdamı Sokak program izleyicileri senin türkülerini dinledikten sonra diyecekler ki Baran kardeşimi biz de gecemize, festivalimize götürmek istiyoruz evet. Diyecekler. Bu anlamda... Çağırırlarsa seve seve katılırız. Ben de gönüllü olarak gerçekten de söylüyorum. Karkıncık dostlarım da buradalar. Sana ulaşmak isteyenler bana ulaşsınlar. Biz seninle alakalı, seninle ilgili olur. Her türlü... ya ben şunu gönüllü da biliyorum. Gönüllü yapacağız. Ya şunu da biliyorum. Daha önce konuştuğumuzda... Ya para pul... Ya para pul önemli değil kardeşim. Ben oraya gideyim, türkülerimi okuyayım. Dostlarla hasbihal edeyim. O benim için en büyük servet dedin. Ve bu anlamda sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Beraber inşallah seninle çok sahne paylaşacağız Barancığım. İnşallah. Eyvallah. Her şeyin hayırlısı olsun. Sevgili dostlar, yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Bir alt mantığımız var. Daha doğrusu Sevdamı Sokak programı izleyicileri kazanacak değerli dostlar. Gelsin. Yönetmen arkadaşım rica ediyorum hızlı bir şekilde gelsin. Baranda evet Klas Ars Ofisi değerli dostlar. 0212 945 45 60 aradığınız zaman Klas Ars Ofisi'nin bu güzel yatırımlık yerlerine ulaşıyorsunuz. Gerçekten %25 imarlı parsellerinde aradığınız zaman Klas Ars Ofisi güvencesiyle değerli dostlar sizler de geleceğinize yatırım yapmış oluyorsunuz. 0212 945 45 60 telefon aradığınız zaman özellikle bu program sırasında aradığınız zaman da değerli dostlar bizlerin de Sevdamı Sokak programında ayrıcalığıyla sizlere ciddi indirimler ve gerçekten de kazanabileceğiniz hele hele 1-2 sene içerisinde ciddi kazanım yapabileceğiniz arsalar Klas Ars Ofisi'nde ve Sevdamı Sokak programı aracılığıyla sizlere sunuyoruz. Dersime biraz daha çalışalım Silivri Çanta'da. Bu arsalarımız değerli dostlar programımızın ikinci bölümünde de daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ama lütfen alttan geçen numarayı arayın ve Sevdamı Sokak programını izliyoruz. Ve Klas Ars Ofisi'ni ve buradan da yatırım yapmak istiyoruz dediğiniz zaman da sizlere ciddi kolaylıklar sağlayacağız. Klas Ars Ofisi'ne de çok teşekkür ediyorum. Ve Baran'dan bir eser daha alıyoruz dostlar. Hadi tabii bakalım. Ki. Thank you.
Bugün ben pirimi gördüm, pirin eteği güldür gül, pirin eteği güldür gül. Eğildim yüzümü sürdüm, pirin eşeği güldür gül, pirin eşeği güldür gül. Pazarı güldür gül, çarşı pazarı güldür gül. Nefesi güldür gül, dostun nefesi güldür gül. Şu öten garip bülbülüm, pirin eşeği güldür gül, pirin eşeği güldür gül. Teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Baran sende. Türkü formatında türkülerimiz, özgün müzik var. Tabii tabii hepsi var. Var. Tabii ki. O zaman senden bu akşam özgün müzik de alalım kardeşim. Tabii seve seve. Yani özgün... Sevinmesin ey zalimler, öldüğüme benim benim. Sevinmesin ey zalimler, öldüğüme benim benim. Yiğit ölmez kolay kolay, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki. Bakmayın suskunluğuma, bakmayın durgunluğuma. Bedel verdim her kavgada, yenilmedim ki. Ben halkımın kavgasıyım, yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki.
Ben ölmedim ki bakmayın suskunluğuma, bakmayın durgunluğuma. Bedel verdim her kavgada, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım. Yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ben halkımın kavgasıyım. Yarınların sevdasıyım, yenilmedim ki. Bu dünyada üç şey vardır: sevilir, lele sevilir, lele sevilir. Biri ana, biri baba, yarda var lele, yarda var lele, yarda var. Ana sana, baba ona, yar bana lele, yar bana lele, yar bana. Ana sana, baba ona, yar bana lele, yar bana lele, yar bana. Sana sümbül ona, gül bana lele, gül bana lele, gül bana. Lale sana sümbül ona, gül bana lele, gül bana lele, gül bana. Ayva sana, elma ona, nar bana lele, nar bana lele, nar bana. Elma sana, ayva ona, nar bana lele, nar bana lele, nar bana. Teşekkür ederim. Orkestra arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Emeklerine tamam, yürekten sağlık. Gönül dostum. Bir tanıtalım onları da Barancığım. Bağlamada Sinan dostum. Eyvallah Kraliye'de kardeşim. Emrah dostum. Ve bu da benim yeğenimdir aynı zamanda. Gitarist. Can kardeşim, yeğenim. Her şeyim. Bir şey söyleyeceğim. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Baran, bir şey söyleyeceğim. Davulcumuz niye yok?
Davulcumuz? Evet. Halay mı çekecektik? Hayır, bir tane davulcumuz vardı ya orkestrada, bir eksik. Evet yani... evet, getiremedik. Gecede onunla bir hikayemiz var. Oradaki dostları eğlendirmek için elinden ne geliyorsa yaptı. Evet evet. Doğru. Gerçekten onun da şu an bizi izliyorsa da emeğine güveni sağlık. İbrahim kardeşimiz o da. Eyvallah. Selam olsun. Selam olsun kardeşimize. Şimdi değerli dostlar, bizler Sevdamız Sokak programı olarak yöresel yemeklerimizi, kültürümüzü, örf adetlerimizi de tanıtıyoruz dedik ya. Bazen böyle olunca da kameraman biraz yakın gelsin. Şimdi burası böyle olunca benim içim açılıyor. Hatun'a diyorum ki, Hatun akşama yemek yapma, hatta yarın da yemek yapma. Sabah kahvaltısında zaten telli böreğimiz de var, işli böreğimiz de var diyoruz. Şimdi başkanım, dilersen yemeklerimizi hangi anamız bacımız yaptıysa onları böyle alabilir miyim lütfen? Mikrofonu da alayım Barancığım. Analarımız böyle bir gelebilir mi lütfen? Böyle gelin. Bu tarafa geçelim. Onu şöyle ortaya çekelim isterseniz. Tamam. Şöyle geçelim. Şimdi sırasıyla hem sizi tanıyalım hem de hangi yemeği kim yaptı? O konuda birazcık da bilgi alalım isterim. Benim böreğim ürkmüş. Bak. Kamera yakın giriyorsun değil mi canım? Ya yakın geldi. Siz hepten de. Şöyle o tamam. Kesenmiş, en son anacığım o zaman şöyle alayım o zaman. O söz kesenmiş, en son alacağız. Öyle mi? Ha, o zaman evet. Buyur anacığım. Önce kendimizi bir tanıtalım anacığım. Ben Devin Özden. Evet, yakın ama mikrofonu yakın tutacağız. Gel. Ben gelsin Devin... gelsin bir şey olmaz. Gelsin gel ana gel. Ha. Gel ana gel. Ha. Ben Devin Özden. Evet. Dolmayı yaptım. Bu bakla kıymalı dolması. Hayır, kıymalı dolma. Aha, kıymalı dolma. Kıymalı dolma. Evet. Bir yapraktan 4-5 tane oluyor. Öyle bir mi? Yapraktan, evet. Nasıl, bakayım. Düğünlerimizde, bayramlarımızda olmazsan olmaz bu. Ye bir kere daha. Ye, bir kere daha. Ye kardeşim, bir kere, ye. Bir kere daha yiyeyim. Ye kardeşim, ye. Baran değil ki, yarısı benim onun, eve götüreceğim yavrum, diyor. Yine gel, yine paylaşırız gel. Tamam Baran, gel. Paylaşırız. Sıkı. Benim misafirim var, ben de seni bekliyorum. Buradan da... Ana şöyle yapalım, yarısı benim olsun, yarısı Baran'ın olsun. Olsun kardeşim, tamam. Öyle olsun, tamam. Olsun. Tamam, teşekkürler anam. Afiyet olsun. Sağ ol anacığım, çok teşekkürler. İzmir... Yakın ama yakın tut. Buradan İzmir'deki köylülerimize, Karkıncak'taki köylülerimize benim Çınar, babam evet. Mehmet Türker'in ellerinden öpüyorum. Selam olsun diyelim. Selam olsun. Eyvallah. Bütün köylülerimize. Çok teşekkürler anacığım. Anamıza verelim. He. Anacığım. Merhaba. He. Anacığım sen hangisini yaptın? Ben keşkeğinin yaptım. Madımak yaptım. Keşkek. Evet, evet. Düğün keşkeği. Bir de aha şu madımak he mi? Bu da madımak. Madımak. Kameraman görüyor mu? La gör bunları la gör gör. He şöyle yapayım he mi? Tamam bu madımak. Evet. Aha bu da keşkek. Nasıl? Yakın gel yakın. Biraz daha yal Umut. Tamam teşekkürler. Anacığım bunlar da düğün keşke değil mi? Düğünlerde özellikle bazı... Bizim kendi yöremizin keşkekleri. Yöremiz. Aslında fırında yapıyoruz da. Evet. Ben bugün ocakta yaptım. Ocakta yaptın. Ocakta yaptım. Senin selam kelam var mı ana? Benim yeğenlerim var Tokat'ta. He. Varu köyünde. Varu'da. Söylüyorum hepsine. Kardeşlerime. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol anacığım. Sen çok teşekkür ederim. Sağ ol anacığım. Ablamıza verelim. Gel. Yakın. Şöyle gel abla. Yakın gel. Heh. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese. Bu benim yaptığım gömbe. Karkıncık köyünün köyde sacaltı derler. Sacaltı. Bu da bükmeli börek. Aha şu bükmeli börek. Evet. İçinde ne var ana bunun? Ya çiğ. Çiğ. Evet. Oo güzel. Bunda tadına sonra bakacağız. Herkese senin, selamlar. Senin selam kelam var mı ana bir yerlere? Herkese selam yapıyorum. Bütün köylülerime. He kendini tanıtmamışım bak. Yani, araştırın. İsmim Nail Türker. Eyvallah. Yazın köyde kalıyorum. Kışın oo, ne güzel. Geliyorum. Evet. Ne güzel. Köy nasıl? Güzel mi abla? Çok güzel. Çok güzel. Seviyorum ben. Ne köyü. Güzel. Evet. Eyvallah. Teşekkürler. Anamız gelsin. Yakın. Mikrofonu yakın tutuyoruz anacığım. Adım döndü Türker. Eyvallah ablacığım. Şey, Tokat'ın kuru gömbesi. Kuru gömbesi. Evet. Süt ile yağla süt. Yaparız. Süt yağ. Evet. Baran. Ben de hepsini satın ata baba baba doyurdum kendini. Haydar abi ne edecek ya? Ben de ağzımı su doyurdum ya. Haydar abi sen çok yemişsin. Allah'a yemin ederim.
Evet anacığım. Yıllarca yedim. Ben bunu süt ile yağla yaptım. Evet. Tokat'ın kuru kömbesi. Kuru kömbe. Menşurdur. Eyvallah anacığım. Senin selam kelam var bana. Çocuklarımı buradan öpüyorum. Size herkes iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyur anacığım. Bütün nerede Karkıncık Köyü Derneği üyeleri varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinin de selam gelen gitsin, evet. Bayram Türker'in kızıyım. Karkıncık'ta doğdum. 92'de İstanbul'a göçtüm. İstanbul'da yaşamaktayım. Bütün herkese selam ediyorum. Sen ne yaptın ana? Almanya'da babama, kardeşlerime, kız kardeşlerime, herkese selam ediyorum. Bunu da ben yaptım. Bizim köyün şeyi. Ne anacığım? Çökeliklisi. Çökelikli. Yani içinde çökelik var, maydanoz, dereotu, işte soğan, karabiber, kırmızı biber. Bunu sacın üstünde pişirdim. Pişirdim. Evet. Eline sağlık anacığım. Hepinize afiyet olsun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol anacığım. Herkese selam ediyorum. Çok teşekkürler anacığım. Sağ olun. Bu söz kesen miydi? Ha, şimdi gel. Söz kesen. Ben de herkese hoş geldin. Mikrofonu yakın ana. Ha. Herkese hoş geldin diyorum. Adım Türkan, soyadım Erkoççiğit. Ben de Karkıncık'ta doğdum, büyüdüm. Almanya'da babama, anneme, kardeşlerime çok selam söylüyorum. İzmir'de kaynım var, Rıfat Erkoççiğit. Onlara hepsini öpüyorum, çocuklarını, gelinlerini. Ben de bütün köyümüzün misafir geldiğinde, düğünlerde söz kesen böreğini yaptım. Söz kesen? Evet. Bütün... Ana o nasıl yapılıyor? Bir de onu anlat istersen ya. Bunun da 10 tane içini depidiriz. He. Keseriz içinde. Evet. Kadayıf gibi kıyarız. Kamera yakın görüyor mu canım? Gel 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 biraz daha gel. Yağ, sütle içinin harcını yaparız. Evet. Döşeriz. Kızartırız. Evet. Bu da bütün köyümüzün söz kesenidir. Afiyetle yeriz ondan sonra. Günlerimizde, bütün bayramlarımızda hepinize teşekkür ederim. Ya Haydar abi de burada başım belada ya. Balda döküyük ben sözde. Üstüne de bal dökerler. Balda döküyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alkışlarla uğurluyoruz yerler. Alayım mikrofonu. Buyur anacığım. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Hepimize çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Haydar abi niye oradan laf yetiştiriyorsun habire? Ya tahammül edemeyim. Sen birbirinden yiyorsun. Ama önce bir ben bakacağım ki ondan sonra misafirleri yedireceğim. Eyvallah, çok teşekkürler. Başkanım, derneğimiz kuruldu. Elbette dernekler, bir işletme, bir kuruluş, bir STK kurulsa bir amacı mutlaka vardır. Bunu niye gerek gördünüz? Ya bir kere kuruldu, sonra ara verildi, sonra bir daha kurdunuz. Bunun gerekçesi neydi başkanım? Evet. Yönetimde bulunan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Özgür Erkoççiğit olsun, Serkan Yer, Serdar Çalıkuşu, Yasin Doğan, İsmail Ercan, Halis Türker. Bu bir ekip. Gerçekten çok ciddi bir ekip ve gerçekten çok özverili çalışan, hiçbir şeye hayır demeyen, dernek işleriyle ilgili hiçbir şeye hayır demeyen bir ekip. Ben bunlara yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle de ailelerine teşekkür ediyorum. Eyvallah. Dernekler, dernek nereden ortaya çıktı ve neden ortaya çıktı konusuna gelince, İstanbul çok büyük bir şehir. Ve biz Tokat, Merkez Karkıncık köylüleri olarak çok dağınık yaşıyoruz. Derneği kurmamızdaki amacın birinci temeli bizim çocuklarımızın birbirini tanıması, ileride yabancılaşmaması adına dernek çatısı altında toplanıp hem etkinlikler yapmak, hem köyümüzü tanıtmak. Çocuklarımız için söylüyorum. Hem köyünü bilmesi açısından, hem köyün büyüklerini bilmesi açısından, hem de birbirlerini tanıması açısından bize göre önemli bir ihtiyaçtı. Bunu şu an için başardık mı başkanım? Ben başardığımızı düşünüyorum. Yani. Peki bir taraftan da bir ayağınız da köyde. Evet. Köyle bağlarınız nasıl? Mesela muhtarla aranız nasıl? Muhtarla aramız iyi. Evet. Muhtar şöyle olmalı diye düşünüyorum ben. İdealinde konuşalım olarak. Elbette. Muhtar köyle ilgili her türlü çalışmayı yapacak. Biz İstanbul Derneği olarak kendi üyelerimizle ilgili çalışmayı yapıyoruz. Ama burada da katkılarınızı sağlıyorsunuz mutlaka değil mi? Çalışmayı yapıp köyle ilgili olan muhtarın yetişemediği ya da bizim yetişemediğimiz konularda ortaklaşa bir karar alıp hem o bize yardımcı olduğu konular var, bizim de ona yardımcı olduğumuz konular var. Evet. Bu işte bizim köye iki kez düzenlediğimiz bir gezi olayı. Evet. Hiç
18-20 yaşına gelmiş ama hiç köyünü görmeyen gençlerimiz vardı bizim. Bunu geleneksel hale getirdiniz mi başkanım? Geleneksel. Bu sene Kurban Bayramı'nda tekrar gezi düzenlemeyi düşünüyoruz. Bunu olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki zor bir çalışma. Elbette. Bunun bir sürü altyapısı var. Evet. İşte burada belediyeler bizi biraz çok yoruyor. Bizi izleyen belediye başkanlarımız varsa bizim gibi dernekleri önemsemelerini rica ediyorum. En azından danışmanları mutlaka izliyor bizi başkanım. Rica ediyorum. Yani biz burada keyfi bir şey talepte bulunmuyoruz. 2 yılda bir bir araç talebinde bulunuyoruz ama bizi çok yoruyorlar. Çok yoruyorlar. Evet. Şimdi bizim... Peki ne istiyorsunuz başkanım? Belediyelerde ne istiyorsunuz? Şöyle, talebiniz ne? Bizim araç talebimizden başka bir talebimiz olmuyor onlardan. Evet. Araç talep ediyoruz. Çünkü derneklerin gelirleri çok aidat gelirleri. Yani başka bir gelir yok bizim. Ticaret yapan bir kuruluşlar değiliz. Adı üstünde sosyal dernek yani. Evet. O yüzden bu gezileri organize ederken biz bunun ticaretini yapmıyoruz aslında. Biz burada büyüyen, burada yetişen çocuklarımıza, gençlerimize köyümüze götürüp köyümüzün geçmişini, köyde yaşamın nasıl olduğu veya bundan sonra ne olacağını en azından öğrensinler diye bu faaliyetleri yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Peki sizin köyle ilgili çok ciddi bir projeniz de var. Onu da konuşacağız. Ciddi bir projeniz var. Onu da diğer derneklerimizin de özellikle mutlaka izlemesini özellikle salık veriyorum. Çünkü Karkıncık Derneğimizin köyüyle alakalı belki de köye dönüş diyebiliriz. Köy projesi. Ciddi bir projesi var. Bunu da birazdan paylaşacağız ama Haydar ben, abi. Ben bir şey rica edebilir miyim? İzmir yönetimini de ben buradan adını... Peki. İzmir Dernek yönetimimize de teşekkür ediyorum. Onların eğer isimlerini İzmir de okuyacağım. Derneğimiz de şu an canlı yayına bağlanmak isterse, görüşlerini, fikrini bizle paylaşmak isterse 0212 557 6001 arasın lütfen. Yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Başkanımızı direkt yayına alsın. Buyurun. Tekrar teşekkür ediyorum İzmir yönetimine. Başkanımız çünkü evet. Onlarla biz birlikte köye gidiyoruz. Birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Evet. Ve biraz sonra üzerinde duracağımız bu arsa projemiz var. Onu da İzmir'de Orhan Koçyiğit başkanım. Evet. Orhan Koçyiğit. Öncelikle Orhan Koçyiğit başkanıma selamlarımı iletiyorum. Yönetimi Rıza Çiçek, İbrahim Çalıkuşu, Mahsuni Karataş, Ali Eroler, Erol Ekinci ve Mesut Arslan'a da selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten onlar da çok özverili çalışıyorlar. İyi ki varlar. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Haydar abi. Haydar abi az önce Latif olsun mikrofon al. Evet. Az önce Latif olsun diye üniversite falan dedik ama mesele üniversite bitirmek de değil. Yani kendisini yetiştirebilmekte. Şimdi birazdan belki Ali abiyle, Ali Çaylak'la Ali abiyle konuşacağız. O da kitap yazmış. Ama nasıl yazdığın hikayesini anlayacağız ama eskiden hani deriz ya ya işte önceden köydeyken biz işte böyle böyleydi. Köyde hayat nasıldı Haydar abi? Benim gençlik çağlarımda gerçekten köy iyiydi. Evet. Komşuluk vardı, birbirine saygı, sevgi vardı. Ama maalesef deminki başkanın açıkladığı gibi bir ekmek kavgası, ekmek mücadelesi olduğu için her birimiz bir ilçelere, kazalara, vilayetlere dağıldık. Mikrofonu yakın Haydar abi. Çok hani, özür dileyim. Ya unutuyorum bazen. Unutma. Onun için köydeki hayat gerçekten çok güzeldi. Gerçekten çok iyiydi. Ama köyümüzün bazı noksanları var. Evet. Eksikleri var. Ben oradan ayrılalı 45 yıl oldu. 45 yıldır daha köyümüzün yolu yapılacak. Ha bugün ha yarın. Bunu Tokat'taki yüksek mercilerimize bildiriyorum. Evet. Belediye başkanına, kaymakamına, valiye. Lütfen ne olur bir el atsınlar. Evet. Bir baksınlar. Var. O konuda çalışmamız var. Şöyle dönüş yapsınlar bir baksınlar. Artı ikincisi 1945 yıllarında yapılan okul. Evet. Okulda nice öğretmenler mezun olmuştur. Ama onlar da o okulu unutmuştur. Onun da bir restore olmasını istiyorum ben. Haydar abi, efendim? Şöyle yapalım. Onunla ilgili derneğimizin de bir çalışması var, bir projesi var. Onu birazdan anlatacak ama hattımızda bir izleyenimiz var. Alo, fazla bekletmeyelim, çok yazmasın. Alo. Alo. Süleyman Ekinci İzmir. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Süleyman Ekinci İzmir'den arıyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım Şenel Biter, Sayın Ali abim, Sayın Haydar amcam, ellerinizden öpüyorum.
Başarılarınızın devamını diliyorum. Şu an duygularımı anlatmakta çok zorlanıyorum. Çok güzel bir program. Evet. İştenlikle dinliyorum, izliyorum sizleri. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de elimden geldiği kadar derneğimize ne faydam olacaksa senle başta yardımcı olmaya ve daima hazırım. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, saygılar, iyi yayınlar diliyorum. Aydın'ın ülkemin aydınlık yüzü İzmir'e selam olsun buradan. Selamlar. Evet Aydın abi, sendeyiz. Bir de köyümüze geri dönüş inşallah belki olacak. Bazı yerlere... Ya Haydar abi gözünü seveyim, onu dernek başkanı söylesin ya. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Mesela abi, köyde ki... düğünler nasıl oluyordu Haydar abi ya? Düğünlerde 3-4 çeşit yemek olurdu. He. Bir hafta sürerdi o düğün. Bir hafta. Evet. Ama çok güzel olurdu. Halayından, birbirine dinlediğime komşuluğundan, yakınlığından çok çok iyiydi ama onlar... O yöreler, o töreler... Haydar abi şöyle yapalım. Gelin alma nasıl oluyordu mesela? Pazar günü değil mi? Genelde gelin almalı pazar günü oluyordu. Haliyle. Hadi bir pazar günü anlat bakayım nasıl oluyordu? Şimdi damat tarafından gelin evine gelin almaya gidilirdi. Evet. O zamanlar traktör falan yoktu. Atlar vardı. Heh. Gelini güzel bir duvak yaparlardı. Süsler püslerlerdi. Maşallah. Davul zurna çalarak, selavat vererek bayrağı çekerlerdi giderlerdi. Evet. Sonra devam. Ondan sonra o gelini oradan selavatlayarak alırlardı ve geri oğlan evine dönerlerdi. Evet. Ve damat çatının üzerine çıkardı. Yüksek bir yere evet. Yüksek bir yere elmayı dörde bölerdi. Yahut da bütün atarsa yaralardı. Tamam dörde böyle çaktırmadan kesiyordu. Kaldırıp atıyordu gelinin başından. Leblebi atıyordu. Olanlar para atıyordu. Yine tekrar selavatlayarak gelini indirip kayınbabası evine götürüyorlardı. Haydar abi o bozuk paralardan hiç aldın mı? Topladığın oldu belki mu? Belki almıştırım. Şimdi hatırlamıyorum. Evet değerli dostlar o kuremişlerle beraber içine bozuk para da koyuyorlardı. Aşağıdaki evet. Çocuklar alanlar sevinsinler diye değil mi Haydar abi? Evet. Bir bayrak alıyorlardı. Bayrağın evet. Bir hikayesi vardı. Tabii. Haydar abi bak işte bunları anlat ya. Hani bayrağı birisi bayrağı alıyordu. Bayrağa karşı didemden akıttım kan ile yaşım. Mekke'den Medine'ye giderken kimi de bayraktar başı. Karşımdaki adam bilmiyorsa alimsiniz der. Yani siz bilin. Bayrağa karşı didemden akıttım kan ile yaşım. Mekke'den Medine'ye giderken Cebrail değil miydi bayraktar başı derdik. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ali abicim. Ali abi şöyle yapalım mı? Baran'dan bir eser alalım, bir nefes arası alalım. Sonra seninle devam edelim. Hadi Baran'cığım senden bir eser alalım kardeşim. Değerli dostlar TV 60 yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. 39-69'a gönderin gelsin. Pazar sabahıydı, Ankara kar altında, zemeri ayazdı, yaz güneşi koynunda, ucuz can pazarıydı, kalemim düştü kara. Düştü kara Zalımlar pusudaydı Bedenim paramparça Ucuz can pazarıydı Kalemim düştü kara Uğurlar olsun Uğurlar olsun Üzüllü bulutlar Yoldaşın olsun Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli
hatıram olsun. Saygılar olsun. Alkışlar olunca çevirdim anahtarı, apansız bir ölüme. Şarapnel parçaları saplandı ciğerime. Ucuz can pazarıydı, kan doldu gözlerime, kan doldu gözlerime. İsimsiz korkuları katmadın yüreğime. Bembeyaz doruları yaşadım ölümüne. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük hatıram olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük yürekli yiğitlere hatıram. Bağırıp durma boşuna, diyecek zaman değil. Vursalar da başıma, ya diyecek zaman değil. Taş vursalar da başıma, ya diyecek zaman değil. Hiç oturdu temiz posta, hiç oturdu temiz posta. Evi çürük yaptı usta. Kalın kırık öküz hasta, ha diyecek zaman değil. Kırık öküz hasta, o diyecek zaman değil. Bizim hançer bize batar, köklerden olur mu katar? Pınarda yılanlar yatar, su diyecek zaman değil. Baylanlar yatar, su diyecek zaman değil. Yürünecek yolu bekle, yürünecek yolu bekle. Yükü götürene yükle. Tükrüğün ağzında sapla, su diyecek zaman değil. Tükrüğün ağzında sapla, su diyecek zaman değil. Ne varılmaz yolsuz kalanlar, sevilmez balsız. Kimi korkak, kimi hırsız, ha diyecek zaman değil. Kimi korkak, kimi hırsız, ha diyecek zaman değil. Eskimez kardeşin şalı, eskimez kardeşin şalı. Gül doğuna girdi çalı. Kevran derviş deli, hu diyecek zaman değil. Tek kevran derviş deli, hu diyecek zaman değil. Dost, dost. Çok sağ olun. Sağ olun kardeşim. Çok teşekkürler. Telefonumuz varmış, hemen alalım. Alo. Ben mi? Alo. Hah, işte Orhan Koçyiğit ya. Başkanım hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar olsun başkanım. Nasılsınız efendim? Buyurun başkanım. İyi, sizler nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Oradaki bulunan dernek başkanımız, ayrıca yazarımız Ali Çaylak,
ve köyümüzün geçmişini bilen Haydar abimize iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum onlara. İyi akşamlar olsun. Köyde olarak. Ayrıca oturan konuklarımıza, seyircilerimize saygılar, sevgiler sunuyorum. Eyvallah başkanım. Bu programda emeği geçen tüm dostlarıma ve canlarıma yürekten alkışlıyorum İzmir adına, Kalkıncı Köyü Dernek adına. Gerçekten çok güzel bir program olduğunu gördük ve izliyoruz canı gönülden. Köyümüzün sıkıntılarını, ihtiyaçlarını, geçmişte yaşamışlarımızı ve yaşayacaklarımızı arkadaşlarımız gibi döndüğü kadar anlatmaya çalışacaklar gördüğüm kadarıyla. Eyvallah. Çok güzel bir program. Sizi fazlalık koymayacağım, programı daha da tutmayacağım. Herkese iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar, hoşça kalın. Teşekkürler başkanım, sağ olun. İzmir'e selam olsun. Çok teşekkürler. Şu an ekranlar başında bizi izleyen dostlarımız var. Onların da gelen mesajlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, ben Karkıncık Köyü'nden Mehmet Türker'in oğlu İlhan Türker. Stüdyoda İstanbul, İzmir, Almanya'daki tüm köylerimize selam olsun. Bizlere bu fırsatı yaratan İstanbul yönetimine de teşekkürler demişler. Teşekkürler. Ben Serpil Ercan, annem Fadime, iyiliksever için güzel bir türkü istiyorum demiş. Sıradaki türkü gelsin. Tüm Karkıncı köylülerine selam. Çok güzel program oluyor. Ayhan Türker sağ olsun, var olsun. Tokat Karkıncı Köyü Dernek yönetimini kutluyor. Konuklarınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sanatçılarınıza, program ve yapımcılarınız emeklerine sağlık. Sizlerden Körfez'e yaşayan tüm Tokatlar adına saçlarından bir tel aldım. Haberin var mı? Türküsünü çalarsanız çok memnun oluruz. Aydın Türker, Altınoluk Mahallesi Muhtarı. Muhtarımıza da selam olsun. Çok güzel program oluyor. Tüm Karkıncıklı köylerimize selam olsun. Ruşen Türker, çok teşekkürler. Ben Menemen'den Hasan Çaylak, orada bulunan abim Ali Çaylak ve Karkıncı köylülerine iyi akşamlar diliyorum. Allah emeklerini zayi etmesin demişler. Teşekkürler, sağ olsunlar. Tüm Karkıncı köylülerimize selam olsun demiş. İsmini yazmayı unutmuş. Bir daha yazarsa ismini de yazsın lütfen. Yılmaz Özlem ailesi olarak bütün Karkıncıklı dostlarımıza selamlar demişler. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Yılmaz Özlem ve ailesi olarak bütün Karkıncıklı dostlarımıza selamlar, teşekkürler, sağ olsun. Herkese selamlar, saygılar demişler değerli dostlar. Sizler de mesaj göndermek isterseniz değerli dostlar isteğiniz olur, başkanlarımıza sorularınız olur. Telefonunuzu mesaj yaz bölümüne. TV 60 yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz. Yukarıda hani mesaj gönder kısmına da 3969'u yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Biz de buradan dostlarımızla paylaşıyoruz değerli dostlar. Şu an ekranları başında. Melanemiz şu an bizde. Nehir Hanım'la bir gün boyunca birlikte olan Melih annemize selam olsun. Şu an ekranlar başında bizleri izliyor. Ve şu an yine Gülcan Hanım, eşimin de kankası. Yani nereden çıktı bu kanka ya? Arkadaş işte, yani candan ciğerden arkadaş demek. Yani bu kadar basit. Ve Fatoş'a da yine eşimin üniversitenin arkadaşı Fatoş'un da mutlu yıllar diliyorum. İyi ki doğdu diyoruz. Teşekkürler, selam olsun. Öncelikle merhabalar derneğimize ve emeği geçen herkese teşekkürler sunuyorum. Başarılar büyüklerimin ellerinden, öpüyorum. Şenel dayım, İsmail dayım, Serkan dayıma ve Özgür abime ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gülşah iyi yer demişler, çok teşekkürler. Geldik şuradan. İyi yayınlar. Evet, iyi yayınlar demiş. Şuradan bir daha okuyorum. İyi yayınlar, orada bulunan kendi güzel, sesi güzel, yüreği güzel abim Baran Okuducu. Başarılarının devamını diliyorum. Yolun, bahtın açık olsun demişler. Çok teşekkürler. Bingöl'den Y Okuducu, Yavuz Okuducu mu bilmiyorum. Y Okuducu. Amcaoğlu Baran'dan Desim'den istiyorum. Dersim'den istiyorum demiş. Evet. İzmir Karkıncı Köyü Dernek Başkanı Orhan Koçyiğit, Kızıl Ilgın Koçyiğit. Program çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Konuklarınıza ve seyircilerinize selamlar, sevgiler demişler. Çok teşekkürler. Turan Bey Karkıncı Köyü konuk olarak davet etmeniz gururlandırdı. Yönetimdekilere de selamlar, saygılar demişler. Çok teşekkürler. Selam İzmir'den tüm köylerime. Selamlar İlhan Bakır, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdilik bu kadar diyelim. Gelenleri birazdan paylaşacağız. Öyle mi? Evet efendim. Öyle yapalım. Ali abicim. Şimdi senin için dedim ya, konuştuk ettik. Köyünü araştıran, köyüne katkı sağlayan. Evet. Köyüne katkı sağlayan, araştıran bir abimiz. Bir kitap.
Bu kitabın hikayesi nasıl oldu Ali abi? Şimdi bizde yazım geleneği yoktur. Hep evet. Sözlü aktarımdır. Bütün konular, gelenekler evet. Sözlü aktarılır. Bir yaz olmadığı için onu tekrar bakmak mümkün olmuyor ama doğru. Aktaracak kişi de kalmayınca bir tarihe not düşmek lazım geleneklerimizi, göreneklerimizi. Şimdi geçmişini bilenler geleceğini sağlam kurarlar diye de bir söz var. Çok önemli. Ben bunu önemsiyorum bu sözü de. Ondan başlayaraktan çok da meraklıydım tarihe de. Nereden geldik, nereye gidiyoruz bilmiyoruz. O zaman Ali abi şöyle, şimdi soy ağacı falan çıktı ama sen bundan önce herhalde köyün soy ağacını çıkardın. Aşağı yukarı çıkardım. Aslında daha da iyisini çıkardı Ali abi. Daha da iyisini çıkarttım tabii. Süper. Şeyden sonra. Çok güzel. 1400. İlk önce köyümüzün yerini evet. Ben bir tarif edeyim. Peki. Köyümüz Tokat merkeze 45 kilometre uzaklıkta. En yakın yerleşim yeri Kızıkköy'üne 6 kilometre. Tokat-Sivas yoluna da 15 kilometre uzaklıkta. Sivas Yıldızeli sınırındayız. Köyümüz yüksek. 1750 metre yüksekliği. Ali abi Günçalı, evet. Ay doğdu. Evet, aynı bel üzerinde. Güzelce, Filize. Evet, evet. Aynı bel Sıdır. Üzerinde. Evet. Onlara yakınsınız, evet. Yeşilırmak'ın kollarından çekerek kolu bizim gözelerden çıkar. Bizim yaylalarımızdan, pınarlarımızdan çıkar. Evet. Zile, Yozgat'ı dolaştıktan sonra Yeşilırmak'a katılır ve Karadeniz'e dökülür. Peki Ali abi nereden çıktı? Yani şimdi bir kere tamam herkes kulaktan dolma konuşuyoruz ediyor. İşte bizim köy böyle. Evet, işte evet. Dedemin dedesi buradan evet. Gelmiş filan. Bu hikaye nasıl oluştu? Kafanıza nasıl oluşturdunuz bunu? Şimdi iki türlü bakmak lazım. Evet. Bir ocaklar tarafından bakıyorsun ocakların takibinden. Evet. Bir de zaten yazılı belge köyde ancak biz 1900 yılların başına sonrasını bilebiliyoruz. Yani evet. Canlı kaynaklar olarak. Ondan öncesini bilmiyoruz. Doğru. Şöyle burada Osmanlı arşivlerine gittim Çağaloğlu'nda. Osmanlıca bilmem lazım şey yapmak için. Doğru. Osmanlıca bilmezsem bayağı bir zor. Zor. Ondan sonra Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde Doktor Ali Açıkelver araştırmacı. Onun da araştırmaları vardı. Şöyle baktık. Tapu tahrir kayıtları var. Yani burada araştırma yapmak isteyenler de köylerle ilgili. İlk önce evet. Nüfustan değil de tapu tahrir kayıtlarına bakacaklar. Eyvallah. Eyvallah. Tokat şu anda Tokat'ın ilçesi Artova ilçesinde. Daha önceki ismi Artugabat. Artugabat ilçesinde. Tapu tahrir kayıtlarından çıkarttık orada. Yalnız daha önce bizim köyümüzün ismi Oğuzların 24 boyundan gelen Karkın boyundan. Karkın boyu. Karkın cık gerçek almış ama o bir söylenen şeyi. Evet. Karkın boyundan. Çıkış yeri Horasan'ın Harzem bölgesinden. Göçler işte yüzyıl başında yani 1100'lü yıllar başına başlıyor. Devam ediyor yani bir günde değil Kona göçe geliyorlar. Oradan Musul, Mardin, Derikdar Geçit, pardon. Maraş. Yönetmen arkadaşımla rica etsem Karkıncı Köyü'nün tarihçisi diye bir KJ'ye geçebilir mi lütfen? Evet Ali abicim. Malatya, daha sonra Malatya Hekiman'dan geliyorlar yani bir yerleştirme. Yalnız ben buraya geldim, buraya ben köy kurdum diye bir şey yok. Yok. O bugün de aynı. Bir yerleştirme var yani devletin o gün neye ihtiyacı var? Bizim köyümüz biraz da tarihi konumundan şöyle bakıyoruz. Orta Anadolu sefer yolu, kervan yolu, bugün İpek yolu olarak geçen evet. Yolun üzerinde kervan yollarının korunması için yerleştiriliyor köy. Evet. Haberleşme, menzil, haberci veyahut da posta tatarı diyorlar. Yani posta götürenler. Evet. Onlar o şeyde tatar yolcu demek mi? Posta tatarı, haberci evet. Şey ya eyvallah. Bugünkü şeyde posta tatarı. Bir de menziller var işte ulak denen. Hı hı. Tokat'taki haber işte belli bir yere alıp ondan sonra da Sivas'a en yakın yer neresi oraya. Kervanlar vardı. Kervan yolları vardı daha. Evet. Kervan saraylar vardı. Doğru. Oralarda insanlar otellerden önce oralarda kalıyorlardı. Şimdi bizim orada da kervan yolu bizim oradan geçtiği için konumu itibariyle de haberleşme ve posta iş. 1455'te tapu tahrir kayıtlarına tapu tahrir kaç yılına kadar gidebildin Ali abi? 1455'te zaten 1455'te tapu tahrir kayıtları ilk resmi 1455. Kayıt, 1455. Yani bizim köyümüz şu anda 563 yıllık yerleşim yeri. Evet.
O bölgede 75 köy, 125 hane, 125 yaylak, kışlak, aşağı yukarı 250'ye yakın yerleşim yeri var. Tabii o anda şunun hepsi kaybolmuş. Şu anda 55 köye düşmüş. Mezralar falan evet. Birleşmişler. Oğuzların 24 boyundan birisindirken Yıldızhan Oğullarından Kızık, Beydili, Avşar, Karkın boyundan şey yapıyor. Tarihteki yeri bu. Evet. Karkınca'ya gelişleri yerleştirme demiştik daha sonra. 1455'de nüfus yok. 1574'de köy statüsüne kavuşuyor. 1574'te evet. 18 hane, 26 mücerret. Yani mücerret de er. Evet. Kadınlar ve çocuklar yaşları saymıyorlar. Sadece askere gidecek er olanları sayıyorlar. 1600'de zaten 1600'e kadar şey yapmış, tasnif edilmiş belgeler. 1600'lü yıllarda da nüfus düşüyor. Evet. Onun da çeşitli nedenleri var. Bizim o bölgedeki işte Celal isyanlar, Celal ayaklanmaları Zile bölgesinde. Evet, evet. Çaldıran Savaşı, ondan sonra Otlukbeli Savaşı gibi savaşlarda mezralarda dağılmalar veyahut da birleştirmeler. Bir de yerleşim mesela bizim bölgeden alıp Karadeniz'e, Karadeniz'dekileri bu bölgelere yerleştirerek bir harmanlama yapıyorlar. 1600'e kadar tasnif edilmiş. Evet. Bu belgelerin ben çoğunu Profesör Açık geldi demiştim. Yusuf Hacaloğlu'nun Anadolu'da cemaatler ve boylar oymaklar diye bir araştırmasından evet. Anadolu'da 41.250 tane boy, ocak, oymak aşiretler var. Evet. Ondan sonra diğer ocaklar tarafından da Hacı Bektaş Veli Alevi Kültürünün Tanıtma ve Araştırma Merkezi'nden Profesör Alemdar Yalçın'ın araştırmalarından çıkarttığım Karkın boyundan boyun önderi Dede Numan Karkın hem din önderi hem de boy önderi olarak ocakların yerleştirilmesinde birbirini takibinde zaten birbirleri takip ediyor her yıl. Ocaklar, boylar bir pınar başında toplanıyorlar. Evet. Bir kurultaylar yapıyorlar. Bizim orada da Çağlayan denen bir yer vardır. Oradaki bütün üç köy toplanıp işte bu yıl ailelerin durumu, hasta, ölen veyahut da geçiminde sıkıntı olanları bir yardımlaşma olarak böyle bir kurultaylar falan düzenlenir. Her yıl düzenlenen bir kurultaylar var evet, köylerin. Evet. Başka da hikayesi böyle aslında böyle. Şimdi bunu tabii bunlar siz özetliyorsunuz şu anda tabii, aslında buna tabii. Bir program yetmez evet, evet. Aslında şöyle de yapabiliriz başkanımızla konuşalım yani tabii. Sonuçta seni gerçekten de bu programda konuk etmek ağırlamak çok ben de isterim ederim. Detaylı çok bir şekilde kitabı bile konuşsak bir program evet. Az gelir bize yani, onun çok için, önemli bir iş yaptığımı düşünüyorum çok, evet. Elbette çok önemli. Elbette önemli abicim. Yani Karkıncı'yı araştırmışsın. Sonuçta orada olup bitenleri nihayetinde sadece Karkıncık olarak değil, yöreyi de incelemişsin. Yani sonuçta birbiriyle mutlaka bunlar bir ilişkili. Kervan diyorsun, kervansaray tabii, diyorsun, tabii. İpek yolu diyorsun. Bunları nihayetinde sadece Karkıncı'yı konuşurken bunları da araştırmış oluyorsun. Tabii. Çok teşekkür ediyorum Ali abicim. Yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, alt bantım gelsin. Alt banta giriyoruz. Ben size özür dilerim. Haydar abicim çok teşekkür ediyorum. Şimdi reklamlara gideceğiz ya. Mikrofonu alalım. Çok kısa. Çok teşekkür ediyorum Haydar abicim. Ben de abicim. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Sizin tahsiliniz neydi? Ben hiç sormadım. Senden bir kademe aşağıda. Anladım çünkü. Evet, evet. Bak gördün mü? Benim senden bir kademe aşağıda Haydar evet, abi. Aynen öyle. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben abicim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Yüreğine sağlık. Sağ ol, var ol. Ali abim vereyim mikrofonu. Ali abicim çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim çok sağ olun. Sağ olasın, var olsun. Programımız devam edecek ama sizlerle alakalı konuşmamız şimdilik bu kadar. Tamam. İlerleyen bölümde tekrar konuşuruz. Tamam. Ömür defterimde sayfa azaldı. Kara gözüm yıllar önce neredeydin?
çaldı, gayrı kervan yol aldı. Kara gözüm, yıllar önce neredeydin? Kaşık yan geç kaldın, sinek yare geç kaldın, nerede çare geç kaldın. Kaşık ara geç kaldın, sinem yare geç kaldın, nerede çare geç kaldın. Kaderime isyanım var, zarım var. Sinem yandı, göz göz oldu, narım var. Geç de kalsan yüreğimde yerin var. Kara gözüm, yıllar önce neredeydin? Kaşı kara geç kaldı, sinem yare geç kaldı, nerede çare geç kaldı. Kaşı kara geç kaldı, sinem yare geç kaldı, nerede çare geç kaldı. Çınar düştü acı belaya, umutsuzca yelken açtı sevdaya. Ben bağlandım bir gözlere karaya. Kara gözüm, yıllar önce neredeydin? Kaşı karam geç kaldım, sinem yare geç kaldım, nerede çare geç kaldım. Kaşı kara geç kaldım, sinem yare geç kaldım, nerede çare geç kaldım. Kaşı kara geç kaldım, sinem yare geç kaldım, nerede çare geç kaldım. Kaşı kara geç kaldın, sinem yare geç kaldın, derde çare geç kaldın. Çok sağ olun. Eyvallah, yüreğine sağlık kardeşim. Teşekkür Çok ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar, Sevdamı Sokak programındasınız. Konuğumuz Karkıncık Dernek Yönetimi ve Karkıncık Köyü'ne emek veren dostlarımız. İkinci bölümde biraz daha çoğaldık. Efendim hoş geldiniz. Mikrofonu alalım. İstersen Serkan kardeşim, senden başlayalım. Serkan, hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi Dernek akşamlar. Yönetim Kurulu üyesi. Evet, yönetim kurulu üyesiyim. Derneğin yönetim kurulunun aslında en genç üyesi benim. En genç. En genci benim yani. Maşallah. 37 yaşındayım ama en genci benim yani. Ve ne güzel. Şenel abiyle Özgür falan 12 yıldır derneğimize hizmet ediyoruz. Yani köylümüze bir nevi hizmet ediyoruz. Ne güzel. Bundan da gurur duyuyoruz. Gönül esasına dayalı değil ya, mi Serkan? Tabii ki dernekçilik gönüllülük olayına bağlı bir olaydır. Evet. Yani zorla kimseyi dernek yönetimine sokamazsınız. Çünkü eşinizden, çocuğunuzdan, ananızdan, babanızdan, işinizden, gücünüzden bir kere fedakarlık etmek zorundasınız. Ediyoruz da. Sağ olsun dernekteki köylülerimiz, üyelerimiz de bunu görüyorlar. Bizi de destekliyorlar. Yaptığımız çalışmalarda yanımızdalar. Geçen zaten gece... Peki Serkan şöyle bir şey yapalım mı? Yönetimdesiniz. Yıllarda bu işin içindesiniz. Evet, evet. Ama yönetimde ama dışarıdan destekliyorsunuz. Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Yani Karkıncık köylüler, üyelerimiz ya da
henüz üye olmayan dostlarımız Karkıncık Derneğimize nasıl bakıyorlar? Yani sahipleniyorlar mı? Yani şimdi şöyle, biz biraz önce araştırmacı Ali abimiz de kuliste de konuştuk evet. bu konuyu. Şu anda tahminimiz, yani ulaşamadıklarımız tabii var ama İstanbul, Tokat, Denizli, Balıkesir, Antalya, İzmir özellikle, evet. Eskişehir'de bile üyelerimiz var. Mesela. 500 haneye yaklaşıyoruz. 500 hane. Yani 500 hane civarındayız. Şu anda İzmir'de 180 civarı üyemiz var. Süper. Tokat'ta 170, İstanbul Derneği olarak 176 üyemiz var. Yani baktığımız zaman derneğimizin %80'ine, köyümüzün %80'ine ulaşmış durumdayız. Yani evet. Ama bizim amacımız nedir? Şu anda üye olmamış olan, üye olmayı düşünüp de bizlere hani bir şekilde ulaşamayan dostlarımızı da... Bu program vesile olsun Serkan. İnşallah bu program vesile olur. Tabii ki şimdi dernekçilik nasıl bir şey? Arkandan konuşanlar evet. da olur, konuşmayanlar da olur, destekleyen olur. Ama Serkan şöyle bir şey var. Sosyal olaylarda, toplumsal olaylarda herkesi memnun etmek gibi bir derdimiz yok. Olamıyor aynen çünkü. Aynen. Ama bugün sen varsın, bugün Şenel Başkan var, yarın bir başkası olacak. Ama tabii. üye olmayan... Daha hala üye olmayan Karkıncıklı dostlarımıza ne söylemek istersin? Şöyle, bizim diyorum ya, biz ilk başladığımızda ben zaten 92'de 12 yaşında falandım. 80 doğumluyum bu arada. 37 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Soyadım da zaten zikrettiğiniz gibi Serkan İyer. Evet, İyer. Yani 37 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Dernekçiliği severek yapıyoruz. Evet. Yani, şöyle üye olmayan köyde ilk başladığımızda şunu söyleyeyim ben aslında biraz da derneğin tarihçesi şöyle. Biz ilk dernek kurulduğunda 92'den bahsetmiyorum oradaki arkadaşlara da teşekkür ederiz. 2007'de ilk derneği kurduğumuzda yine kurucularındanız evet. zaten bu ekip. Evet. Ve hala da dediğim gibi Şener abiyle 12 yıldır devam ediyoruz. Şöyle 62 kişiyle başladı bu dernek. Şu anda 176'ya ulaştı. Çok güzel. Ve şöyle burada... Taş çatlasın saysanız 10 tane eşli üyemiz vardır. Evet. Yani 160 haneye girmiş bulunuyoruz. Ne güzel. Yani ama biz bunu 250 dersek 250 belki bir dahaki bir program yaptığımızda inşallah evet. bunu 250 diye size burada gelip söyleyebiliriz. Ya Serkan'ım olması lazım. Çünkü şöyle dernek dediğin gibi köyün bir arada olması için. Çünkü düğünde dernek var. Cenazede dernek var. Hastalıkta dernek var. Yani mutlu gününde de dernek var. Acı gününde de dernek var. Şimdi ben... Gerçekten ve çok samimi söylüyorum. Henüz hala derneğine üye olmayan dostlarımızı ben gerçekten anlayamıyorum. Yani bu buradan bir serzeniş de olsun. Şunu demek istiyorum değerli dostlar lütfen ama en kısa zamanda derneğinize gidin üye olun. Yani beğenmeyebilirsin. Bugün Serkan'ı beğenmediniz, Özgür'ü beğenmediniz, Şener'i beğenmediniz ama yarın bir başkası gelecek. Yani nihayetinde sizler katkı sağlayacaksınız. Sizlerle beraber Karkıncık Derneği daha da güçlü olacak değil mi Serkan'ım? İnşallah yani biz de öyle umut ediyoruz. Yani şu anda son zamanlarda yaptığımız hani dernekteki çalışmalarımız illaki var. Evet. Hani onları tabii Şenel abi belki söyleyecektir ama köy projelerimiz Haydar abi biraz önce burada söylediği için yol çalışmalarımız şu anda devam ediyor. İnşallah köyümüze bir dahaki sene içerisinde yol asfaltlama evet. çalışma sözlerini aldık. Ondan sonra köyümüzde yapılacak olan yani okul demişti yine Haydar abi. Okulu da biz şu anda bir projemiz olarak konak evi olarak yani köyümüze hani gurbetten giden evet. arkadaşlar için 3-5 gün kalabilecek. Evi filan olmayan, kalacak yeri olmayan. Misafirlerimiz için çünkü biz her sene 2 senede bir dernek şenlikleri yapıyoruz. Evet. Orada bir konuk evi projesiyle uğraşıyoruz. Yapabilirsek tabii ki. Peki. Serkan'ın bir proje var. Onu en son başkanımıza bırakıyorum. Çünkü tabii. köyde yapılan bir proje var. Onu özellikle tutuyorum. En son başkanımızın açıklamasını. Onu zaten biz rica... kendisi açıklaması evet. için ona rica bıraktık. Rica ederim. Evet. O şekilde zaten projelerimiz bunlar. Evet. Şöyle bir de biz şu anda 5 kişi görünüyoruz ama 2 tane arkadaşımız bir tanesi işinden dolayı Serdar Çalıkuşu. Evet. Bir tanesi de Yasin Doğan. Bel rahatsızlığı var kendisinin. Gelip oralarda büyük sıkıntı yaşayacağım için gelmemem daha iyi olur dedi. Onlara da ekran karşısında teşekkür ediyoruz. O her zaman bize ediyoruz. Lazım. Evet. Bir alkış alırsak onlara da. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Söyleyeceğim bu kadar. Teşekkürler. Daha sonra söz verirsek. Eyvallah kardeşim. Teşekkür, teşekkür ediyorum Özgür kardeşimize. Çünkü Özgür kardeşimi de gerçekten de az önce program öncesi başkanlarımla da konuştuğumuzda civar derneklerle, derneklerimiz özellikle federasyonla da ilişkileri Karkıncık Derneğimizi temsil eden yönetim kurulu üyemiz Özgür kardeşim orada sizlere emin olun çok iyi temsil ediyor, konuşuyor, dernekler iç içeler. Özgür kardeşim önce hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bize sağladığın için. Ayrıca eyvallah. Sağ olasın. Sağ ol kardeşim. Denildiği gibi işte az önce Serkan da bahsetti.
Biz dernekçiliği gerçekten insanlarımıza nasıl hizmet yapabiliriz bunun peşindeyiz. Bundan dolayısıyla da az önce bahsettiğin gibi TOKDEF'e üyeliğimiz var. Evet. TOKDEF bildiğin gibi 80 tane köyün, Tokat köyünün büyük bir çatı altında toplanmış hali. Şimdi Karkıncık sadece bir Karkıncık değil değil mi Özgür? Yani TOKDEF'le birlikte 80 tane dernek oldunuz. Tek başına hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Tek başına bir gücün evet var köylülerin arkanda ama 80 tane Tokat köyü olduğu zaman çok daha etkin. Yani tek bir yumruk olabiliyorsun. Evet. Vurduğun yerden de ses getirebiliyorsun. Biz bunun amacını güttük. Zaten buraya üyeliğimiz de bu yüzden. Evet. Buradan sevgili Başkan Halil Bakan'a, geçmişte başkanlık yapmış Murat İlter'e, Erzade Başkan'a evet. çok teşekkür ederiz. Bizi bu TOKDEF'e üye yapan Erzade Başkan'la Murat İlter. Yani bu platformda olduğumuz için mutluyuz. Ayrıca çok sevinçliyiz. Yani ne kadar güçlü olursak biz o kadar ses getirebiliyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarında bu platformda olmaya da devam edeceğiz. Yani diğer dernekle ilişkileri sıcak tutmak lazım. Şimdi şöyle başkanım, sizle daha önce gece öncesi konuştuğumuz zaman hani biraz da dediniz ki normalde daha da kalabalık olurdunuz, daha da coşkulu olurdunuz. Dediniz ki bu bir başlangıç olsun. Diğer dernekleri hani çok da fazla davet etmedik. Açıkça bunu da söylediniz. Diğer derneklerle de ilerleyen zamanlarda mutlaka sıcak ilişkiler içerisinde olacaksınız. Mutlaka, mutlaka. Bir arada olduğumuz zaman daha güçlüyüz değil mi Özgür? Gecede sunuculuğumuzu yaptınız. Çok teşekkür Eyvallah, ederiz. Sağ olun. Gördünüz, katılımı da gördünüz, coşkuyu da gördünüz. Diğer dernek başkanlarına, katılan dernek başkanlarına buradan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, kırmadılar bizi, geldiler. Bizler geceyi eğitime katkı olsun diye yaptık. Evet. Gerçekten de bu gecenin şeyini eğitime arayacağız. Bizim öncelik zaten bir eğitime katkı sürecimiz var. Yani gerçekten okuyan, ihtiyacı olan çocuklara neler yapabiliriz onun peşindeyiz. Yine dernek olarak İstanbul'da birçok faaliyetlerimiz var. İşte bunlardan birisi gece, birisi evet. piknik, köye gezilerimiz var. Haziran ayında yine dernek olarak Tokat İl Özel İdaresi'nden geçirmiş olduğumuz köyümüzün 50 yıldır hatta 70 yıldır asfaltlanmayan bir yolu var. Şu anda onun sözünü aldık. İnşallah Haziran ayında bu köyümüzün yolunu asfaltlatacağız. Ya bu ne kadar güzel. Şimdi İstanbul'da, İzmir'de dernek var ama köyünü de unutmuyor. Köydeki bir ayağı da köyde bir taraftan değil mi Özgür? Mutlaka yani köyümdeki bizim ata yurdumuz orası. Evet. Köydeki yaşayan insanlar bizim için çok değerli. Muhtarımızdan tutun orada yazların oraya giden, kışlara gelen ama yazlar orada ikamet eden, sürekli ikamet eden. Bunlar bizim için çok önemli. Yani bunları bizim unutmamız zaten mümkün değil. Değil. Ama bu arada da tabii İstanbul ve İzmir ayağı var. Yani bunlar da güçlü, asıl güçlü olan yer İstanbul ve İzmir ayağı. Buradan İzmir Dernek Başkanı Orhan Koçyiğit'e, yönetici arkadaşlarına, bizimle bir oldukları için, hep birlikte tek yumruk olarak çalıştıkları için buradan ayrıca teşekkür ediyorum ve bir alkış istiyorum. Alkışlar İzmir'e gitsin. Teşekkür ediyorum ben kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapacağız. Yine diğer dostlarımızla da konuşacağız ama gelen mesajları hızlı bir şekilde paylaşayım. Bir türkü arası, nefes arası, sonra dostlarımızla konuşacağız. Ben Karkıncı Köyü'nden Cıvıl'ın oğlu. Tanıyan var mı Cıvıl'ın oğlunu? He. Biri burada. Cıvıl. He, Cıvıl'ın oğlu. Cıvıl'ın oğlu İsmail, Ercan'ın kızı Buse. Herkese selamlar olsun. Bize öncülük ettikleri için canı gönülden sevgiler yolluyorum demiş. Bak gördünüz mü? Karkıncıklar, Cıvıl'ın oğlu ya. Bütün Karkıncık köyüne selam olsun. Ben Berke Çalıkuşu. Selam olsun. İyi akşamlar. Öncelikle Kanal 60'a köyümüzü tanıtma fırsatı vermiş olduğu için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarından dolayı dernek başkanımız Şenel Biçer'e, yönetimdeki tüm ekibe başarılar dileriz. Konuk olan babam Ayhan Türker'e, eniştem Yılmaz Ercan'a ve tüm Karkıncık köylerine sevgiler. Hakan Yaprak Özden. Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Ben İzmir'den Hasan Kızılateş, Karkıncı Köyü Zurnacısı, İzmir'den tüm seyircilerimize selamlar olsun demişler. İyi yayınlar, ben Fatma Burgucu. Oradaki hemşehrilerime selamlar. Şenel Bişer abimin başarılarının devamını dilerim demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Hasan Erdoğmuş, Baran Kirvem'den Gülecan'dır eserini rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Öncelikle yayınlar diler. Yönetimde olan herkese selamlar. Dernek yönetimine başkanım Şenel Bişer'e ve dayım Serkan Yiyer'e ve dernek yönetimine selamlar, saygılar sunarım. Tüm yönetime çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hasan Can Yiyer, iyi yayınlar demişler. Böyle bir organizasyon düzenleyerek biz Karkıncı köylerine bir ses, bir nefes olan Kanal 60 TV'nin tüm emekçilerine teşekkürü bir borç bilir. Programdaki tüm katılımcılara sevgi ve saygı hürmetlerimizi sunarız. Gamze ve Ertan Türker, selam olsun. Vallahi böyle emekten anlayan dostları ne kadar seviyorum biliyor musun?
Çok teşekkürler. Bu güzel programda emeği geçen sizlere ve dernek yöneticilerimize İstanbul Maltepe'den kucak dolusu selamlar. Haydar Çarpar, selamlar. Karkıncı Köyü Derneği'ne başarılar diliyorum. Dodurga Köyü'nden Bahattin Özdemir. İşte bak köylülerimiz de sağ olsun. Ya Dodurgalı dostlarımıza da selam olsun buradan. Çok teşekkürler. Bu güzel programı düzenleyen herkese teşekkürler. Emeği geçen tüm Karkıncık köylerine selamlarımızı iletiyoruz. Tüm Özlem ve ailesine sevgiler. Buse İlker Solakçı. Çok teşekkürler. Başkan okuyayım mı hepsini böyle? İstersen biraz ara verelim. Okuyun. Peki. Baran okusun biraz. Peki. Daha. İyi akşamlar tüm Karkıncık köylerime saygılar, sevgiler. Ben İzmir'den Mustafa Destegül, başta başkanım Şenel Bişer'e emeğinden dolayı teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkürler. Sağ olun, var olun. Baran'ım hemen bir eser alalım, sonra konuşacağız. Hadi tabii bakalım. Tabii ki, seve seve. Hele uzak yerden görünüyor karartı. Yola bakın, yola bak. Belki gelen baba. Hasretim zaten. Güne bak, belki gelen bandır. Hele aylar yıllar oldu hasretim zaten. Güne bakın, güne bakın, belki gelen babamdır, babamdır. Güne bakın, güne bakın, belki gelen babamdır. Yürüyüp giderim karlı dağları, içimden geldikçe hayatı bilmem. Sevgi, sevgi, saygı, hani aşkın bağları, içimden geldikçe hayatı bilmem. İçimde gözyaşın bağlı bağlarda, arayıp duruyor, arayıp duruyor acı yollarda. Sevgiden uzakta, sevgiden uzakta, hani ellerde, içimden geldikçe hayatı bilmem. Emmim dayım ölmüş, adım gitmiyor. Dolaştım, dolaştım alemi, pazar bilmiyor. Ağlayıp, ah, ağlayıp gülmekte birlik etmiyor. İçimden, içimden geldikçe hayatı bilmem, hayatı bilmem.
Hele anamalar kanlı yaşını siler. Ben ölürsem babamı kimler karşılar? Hele gülmedi bulutlar coştu dere. Gülmedi bulutlar coştu dere. Yola bakın, yola bakın, belki gelen babamdı. Yola bakın, belki gelen babamdı. Babamdı. Karlı dağlara, karlı dağlara yaslan neye yarar? Gün doğar, gün doğar, ay batar, vicdanı bağlar. Her gün arıyorum, her gün arıyorum, ümidi yıkar. İçimden geldikçe hayatı bilmem. Cemal, Cemal, canlı cansız dumanlı başım. Dökülmüş yaprağı, ah, dökülmüş yaprağı, bulunmaz aşım. Bugünden, ah, bugünden yarına budanmaz yaşım. İçimden geldikçe, içimden geldikçe hayatı bilmem, hayatı bilmem. 20 sene guret karvı az mıdır, vayle vayle az mıdır? Bilmem ki ne için gezer ağları, vayle vayle ağları. Mevsimi şaşırdım bahar yaz mıdır? Aylar, yıllar.
Anam baba ayrı kalmış yurdumdan, vayle vayle yurdumdan. Hasta yatağına düşmüş derdinden, vayle vayle derdinden. Ölse ağlayanı yoktur ardından, vayle vayle ardından. Hayle hayle ardından, vayle vayle ardından. Neylem neylem ardından. Vefasız dostlara zar ağlarım, vayle vayle ağlarım. Hayle hayle ağlarım, neydem neydem ağlarım. Vefasız dostlara zar ağlarım, vayle vayle ağlarım. Hayle hayle ağlarım, neydem neydem ağlarım. Çok teşekkürler. Yüreğine sağlık kardeşim. Ya vallahi sesimle ilgili biraz sıkıntılar yaşıyorum. Ekran başında bizi izleyen dostlar kusurumuza bakmasınlar artık. Gayet güzel ufak gidiyor. Ufak tefek hatalarımız oldu. Sen hiç merak etme, yayda çok güzel gidiyor. Sıkıntı var. Artık kusurumuza bakmasınlar. Eyvallah kardeşim. Biz bizdeyiz zaten. Ya öyle tabii ki de. Eyvallah, sağ ol Baran'ım. Çok teşekkürler. Mikrofonu alabilir miyim Baran'cığım? Halis Bey. Karkıncı Köyü'nün emekçileri. Halis abicim hoş geldin sen de. Nasılsın abi, iyisin? Şükürler olsun abi. Seni de birazcık tanıyabilir miyiz Halis abi? 1974 Tokat Karpıncık doğumluyum. İsmim Halis Türker. Eyvallah abicim. 2007'den beri ekiple beraber ne güzel. Yola devam ediyoruz. Ne güzel. Köylülerimize katkı sunmak. Zor mu abi şimdi dernekte, dernek yöneticiliği yapmak zor mu? Yani illaki zor. Bir defa evinden, işinden, birçok şeyden feragat etmek zorundasın. Özellikle de vardiyeli çalıştığın zaman değil mi? İki kat daha zor. Ama sonuçta şöyle bir şey değil mi Halis abicim? Dernek gecesinde çalıştınız. 2 ay, 3 ay, belki 5 ay çalıştınız. Evet. Saat 12'den sonra masaya oturdunuz. Bir sohbete tutuştunuz ya. O mutluluk her şeye değiyor değil mi abi? Aynen öyle. Yani zaten onu hesaplamasan bu şeyde katkı sunamazsın. Biz memnunuz. Evet. Bizden de memnun oldukları sürece de hizmete varız. Ne güzel. Peki çağrın ne olur Halis abicim? Köylüler özellikle dernek yardımlaşması adına neler söylersin köylülere? Üye olmayan köylülerimizin evet. Bizlere katkı sunmasını. Evet. İmkanı olanlarımızın. Peki gençlerin bakışı nasıl abi? Söyledi. Gençler nasıl? Derneğe geliyorlar mı? Yani az da olsa katkı sağlıyorlar. Evet. Ama bunu çok olması gençlik, lazım. Yani gençlik kollarımızın da buna evet. Katkısı da oluyor. Ne güzel. Peki teşekkür ediyorum abiciğim. Teşekkür ederim. Çok. Yani şöyle sizi böyle bir ekip olarak görmek, koskoca bir tane Karkıncı Köyü Derneği olmak bizi de mutlu ediyor. Çok teşekkürler abiciğim. Biz 7 kişi değiliz. 1 kişiyiz zaten. Hepimiz biriz diyoruz. Vay. Alkış gelsin değil mi yani? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Abiciğim sen de hoş geldin yine. Yakın tutalım mikrofonu. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi de. Ben İsmail Ercan. Evet. 1973 doğumluyum. Karkıncık'ta doğdum. Evet. Orada okudum. Cibil'in oğlu. Cibil Hüseyin'in oğlu. Cibil Hüseyin'in oğlu. Hı. Arkadaşlarla yıllardan bu yana aynı devam ediyoruz. Böyle güzel. Güzel. Sen yoruluyor mu peki abi? Yoruluyorum tabii. Evet. Peki abime gençlerimizi sorduk. Kadınlarımızın bakışı nasıl? Yani bir kadın kolları yok galiba henüz değil mi? Kadın peki. Kollarımız yok ama yapmaya da çabalıyoruz. İnşallah olacak. Ya niye olmasın? Bu çağrıda bulunsun. Ya. Yarın diyelim ki mesela ilk toplantıda, ilk dernek toplantısında kadınlarımız desin ki biz bu göreve talibiz. Kadının olduğu yerde bereket var. Evet, doğru söylüyorsun. Değil mi abi? Evet. Bak burada da kadınlarımızı ağırlıkta görüyorum stüdyoda. O kadınlar, analarımız, bacılarımız bu işe bir el atsın. He, öyle değil mi? Evet. He. Vallahi bu işte kadınlar olmadan bir şey olmuyor. Gerçekten olmuyor. Onun için siz de gücünüzü, kıymetinizi bilin. Biz de yanlarındayız. Evet.
Ama kadın kollarında kadınlarımızı örgütleyerek bir arada olursanız daha da güçlü olacak. Çok teşekkür ederim abicim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alalım mikrofonu, alalım. Mikrofonu al abicim. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Buyurun. İzin olursa. Aslında burada bizden çok alkış hak edenler orada var. Evet. Orada yönetici eşleri var. Bizler gerçekten her pazar günü toplantı yaparken onlar bize çok şey oluyor. Yani nasıl anlatayım sonra? Çocuğumuzdan destekçi, evet, oluyor. Şöyle bir ayağa kalkarlarsa... Kameraman Nazan arkadaşım, Biçer, Nazan Türker, kameraman Yasemin Erkoçit, Hülya Ercan, bir dakikadır, ha. Şenay İyer. Lütfen herkes, bunlar bizden daha çok alkış hak ediyor. Şöyle, ha, kameraman arkadaşlar da bir çekerse, evet, kendilerine de çok teşekkür ederiz. Ya. Yani herkes kalksın dedi Özgür Başkan, değil mi yani? Yani gerçekten onlara çok teşekkür ediyoruz. Aslında biz onları alkışlıyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkürler. Şenay Başkanım, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sizden şu sır gibi sakladığımız projemiz ve gerçekten de belki de derken diğer derneklerimize de ciddi anlamda örnek olacak bir proje var. Bu projeyi birazcık açalım ve konuşalım lütfen. Şimdi bu proje şöyle, bu projenin altyapısını İzmir yönetimimiz oluşturdu. Ne sağ güzel. Olsunlar. Arsa alındı, arsa üzerinde... kadastro çalışmaları, arsa nerede başkanım? Çalışmaları yapıldı, bitti. Arsa köyde. Köyde. Tatlıncı köyünde. 13 dönümlük bir arsa. Burada 18 parsel çıkacak. Bunun... Şener, mikrofona sesin çıkmıyor ya. Yemek mi yemedin? Ne? Gidiyor başkanım, gidiyor da buraya vermiyoruz. Heh. O zaman kendi aramızda konuşmayacağız. Haydar abi neredesin bakayım? Ha, tamam. Konuş başkanım. Arsa Karkıncı köyünde. Evet. 13 dönümlük bir arsa. Bu arsadan... 18 parsel, 300 metrekare olmak üzere 18 parsel çıkıyor. Bunun 7 parseli satılmış durumda. Ne güzel. Biz burada aslında şunu da yapmak istiyoruz. Yani üyelerimizin birçoğunun haberi var ama bir de ricada bulunmakta fayda var. Kalan parselleri de üyelerimiz alırlarsa daha faydalı olur. Çünkü bu arsalar üzerine dernek yönetimi olarak bizler konut yapmak istiyoruz. Evet. Düzenli. Aslında köye dönüşünde bir ön ayak oluyorsunuz değil mi başkanım? Tabii. Şimdi burada 75-80 metrekare bir ev yapılacak. Bunun geri kalan 220 metrekaresi de bahçe olarak kullanacak. Yani oldukça güzel bir proje. Çalışmaları devam ediyor. Haziran'da da bu tapular verilmeye başlanacak. Tabii Haziran'ın başında tapular verilmeye başlanacak. Orhan Başkan'la sürekli koordinat halindeyiz. O bilgiler veriyor. Biz üyelerimize aktarıyoruz. Yine ben teşekkür ediyorum. Buradaki kriteriniz ne başkanım? Yani şimdi bütün Karkıncıklılar herkes alabilir mi? Ya da İstanbul'da buradaki, ya da gurbette olup da gitmek isteyenler mi? Nasıl olacak şöyle, bu? Şöyle, buradaki kriter bir kere dernek üyesi olmak şartı vardır. Dernek üyesi. Ne çünkü güzel işte, sonuçta bak, bu derneklerin parasıyla alınan bir arsadır ve evet, dışarıdan benim param var, dernek üyesi değilim ama ben gideyim arsa alayım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet. Burada üyelerin parası kullanıldığı için üyeler alacak o arsaları. Onlara verebiliriz. Peki. Ya üyelerimize de bir çağrı olsun. Burada kalan parsellerin alınması hem yönetimler adına güzel bir şey olur hem de üyeler adına güzel bir şey olur. Çünkü köyde ne kadar burada emekli olanlar ya da köye gitmek isteyenler varsa köye döndüklerinde köydeki yaşamı da değiştirecekler. Yani yaşam standartını özellikle da yükseltecekler. Emekli olanlar değil mi başkanım? Emekli özellikle olanların emekli gidip... olanlardan tabii rica etmek lazım bunu. Ama tabii ki ben yazın 3 ay köyde yaşarım, geri kalanını işte İstanbul, İzmir, farklı yerlerde yaşarım diyenler de ama üye olmak şartıyla tabii ki arsa alabilir. Ne güzel. Biz tabii bunun konut dediğimiz şeyin yani evlerin bir projesini, bir maliyetini de aşağı yukarı çıkartmış durumdayız. Yaptırmak isteyenler olursa... Size ulaşsın yetiyor o zaman başkanım. Size ulaşsın. Bizim ulaşmaları yeterlidir. Çünkü bir projemiz de var elimizde. Peki oradaki binaların yapımı da bir proje aşamasında mı gerçekleşiyor başkanım? Yani arsasını yani, alan istediği gibi yapacak mı yoksa sizin koordineli yapacak? Şöyle de bir şey var. Şimdi koordineli yapılırsa daha güzel bir görüntü, evet, ortaya çıkar. Yani belli bir şeylerde yapılırsa ne olur? Baktığınızda uzaktan tatil köyü gibi bir hava yaratır. Bu da çekici olur. Bunun, evet, bir özelliği daha var. Ben zannediyorum başka köylerde böyle bir çalışma yok. Sadece Karkıncı köyünde var bence böyle bir çalışma. Ben öyle biliyorum. Evet. Bir ön ayakta olma durumu var aslında. Ya bir böyle proje bir örnek olabilir başkanım. Gerçekten bu çok önemli bir şey aslında. Başkanım bunu bizim Gezgi Derneği, Almus Gezgi Derneği yapmaya çalıştı. Bazı şartlardan dolayı başaramadı. Gezgi, hı, Derneğimizin de böyle bir projesi vardı. Vardı. Hı. Çünkü onların köyde baraj yapımı sırasında baraja gitti. Onlar dedi, hı, ki devletten
hazine arazisi alalım, köyümüzü tekrar kuralım diye böyle bir çalışmaları vardı. Olmadı ama sizin bu çalışmanın da bir örnek olacağını ben umuyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Güzel bir proje gerçekten de. Buyurun Erkan. Ya aslında şöyle bir durum var. Evet, açık açık açık. Şöyle bir durum var. Şenel abinin anlattığı kriterler arasında biz mesela 5 tane isteyene arsa vermiyoruz. Vermiyoruz. Bir, yani, her üyeye bir tane. Her üyeye bir tane. Bir tane. Yani çünkü 5 tane alıp da bütün her tarafı kapatacak. Yani biz o şekilde bunu yapmayacağız. Kriterlerimizin içerisinde şöyle, biz bu 7 kalan 7 parselin haricindeki arsalarımızı sattığımız zaman başka almış olduğumuz İzmir ve İstanbul dernek yönetimlerinin 11 dönüm civarında galiba. 13 dönüm bir yerimiz daha var. 13 dönüm kadar bir yerimiz daha var. Buradaki tabii parselizasyon işlemleri şimdi bitiyor. Parselizasyon bittikten sonra 13 dönümün de parselizasyonunu yaptırıp yani 26-27 dönüm civarında 35-40 haneye kadar çıkabilecek içerisinde yeşil alanların bulunduğu piknik alanları, yani aslında köyde piknik alanı çok etkili değildir ama yine de şehrin içinde olması önemli tabii. Piknik alanlarının bulunması önemlidir. Çocuk parkı isteyebiliriz ama şöyle bir durum var. Biz burayı devletten hazine arazisi olarak talep etmedik. Biz buraya milli emlaktan satışa çıkarıldı. Milli emlak satışa çıkardı. Biz buraya ihaleye girerek köyümüze kazandırdık. Tabii ki belirli bir bedel ödedik. Yani bir ücret ödedik. 2 tane arsa satışı vardı. Araziydi. Şimdi oralar artık, yani orası tarlaydı, artık arsa oldu. Ne güzel. Köyümüze kazandırdık. Köyümüze kazandırdık. İsteğimizde çok cüzi miktarlardaki fiyatlarla üyelerimize sunuyoruz. Alsınlar istiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sayılı zaman çabuk geçiyormuş. Programımızın da bir türkülük zamanımız var. Bir 50'lik isteyeceğiz sizden. Evet, 50'lik yapacağız. Ama son olarak hızlı bir şekilde vedamızı edelim başkanım. Çok teşekkür ederim. Telefonumuz da var ama bir vedamızı edelim başkanım. Hızlı bir şekilde lütfen. Ben buradan öncelikle Kanal 60'a, İzmir, İstanbul, Tokat, Karkıncık Köyü ve diğer illerde yaşayan köylerimize sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Eyvallah. Umarım bizi izlemişlerdir. İzledikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de aynı şekilde. Onlar zaten bizim canımız. Bizi Eyvallah. Bırakmadılar. Herkese teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Başkanım hiç merak etmeyin. Bu programın yedeklerini Ankara'dan bu işi gönüllü yapan İlhan Özdemir abim yapıyor. Biz buradan evimize gitmeden sosyal medyada paylaşılıyor. İzleyemeyenler, hani mazeretinden dolayı, işinden dolayı izleyemeyenler de evine giderken bunu sosyal medyadan izleyecekler. Yani bizim YouTube kanalımızdan da yayınlanıyor ama İlhan Özdemir abim yıllardır, ben bu programı 9 yıldır yapıyorum, 9 yıldır benimle beraber olan, Ankara'dan bu işi gönüllü yapan İlhan Özdemir abime selamlar, saygılar olsun. Bu programda telefonumuz mu var? Şu telefonu bir alalım. Alo? Alo, iyi akşamlar. Gülizar İyer, Almanya. Efendim bir alkış olsun 3. Kuvvete. Benim eşim Serkan'ın memnunluğunun oğlu Rıza Özgür Erkoç Yiğit. Hepinize bol bol selamlar, saygılar. İşlerinize başarılar dileriz. Valla anacığım, tüylerin diken diken olur, ne diyeyim yani. Valla 3. gurbetten, Almanya'dan burayı düşürmek ve bize merhaba demek gerçekten çok güzel. Selamlar, saygılar olsun. Var mı bize bir isteğin? Yok sağ ol, ona da şeye çok teşekkür ediyorum. Kemal Çaylak'a çok teşekkür ediyorum. O beni uyardı. Evet. O bana söyledi Kanal 60'ı aç diye. Evet. Ona da ayrı özel selamlarımı, sevgilerimi. Oradakilerin tüm eşleri, dostları kucaklayıp öpüyoruz. İnanın ki şimdi sanki biz böyle turhaz kartıncıktayız, onları izliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Üçüncü kurbete Almanya'ya. Çok selam olsun. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler ablacığım. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bak böyle Almanya'dan, 3. gurbetten de izleniyoruz. Sağ olun. Var olun. 20 Nisan'da da Almanya'da Frankfurt'ta olacağız. Sevdamız Tokat ve Turan Şakır olarak 20 Nisan'da Frankfurt'ta olacağız. Değerli dostlar, orada bulunan gurbetçi dostlarımızı da Almanya'da Frankfurt'taki Edebiyatçılar Günü'nde birlikte olacağız. Dayanışma gecesinde. Serkan'ım, evet. Hızlı olsun Şenel lütfen. Başkanın dediği gibi Kanal 60 çalışanlarına, emekçilerine, izleyenlerine, seyircilerine, bizleri yalnız bırakmayan özellikle eşlerimiz, annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, abilerimize, yönetim kurulunda
15 senelik dostumuz Baran kardeşime. Sizin köylü. Evet, bizim köylü. Artık inanın bizim köylü. Kendisine teşekkür ediyorum. Herkese, televizyon başında bizi izleyen bütün dostlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Özgür'üm. Ben de öncelikle size, Kanal 60'a ve buraya bugün gelen bütün misafirlere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Baran'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir de ben çok küçük bir şey söylemek istiyorum, evet, izniniz olursa. Bize bugüne kadar yönetimde olmadığı halde bize birçok desteği olan bir abimiz var burada. Birçok ihtiyaçlarımızda koştu sağ olsun. Rahatsızlığına bakmadan. Ben burada huzurlarınızda Ayhan Türker'e bu yüzden çok teşekkür ederim. Ayhan abicim sağ ol, yüreğine sağlık abicim. Çok teşekkürler. Evet abicim. Kanal 60'a ve sizlere çok teşekkür ederiz. Bizleri misafir ettiğiniz için. Baran arkadaşımıza da çok teşekkürler bizlere. Eyvallah. Olduğu için. Sağ ol. İyi akşamlar. Herkese selamlar. Çok teşekkürler abim. Başta olmak üzere Kanal 60'a. Evet. Baran kardeşimize, yönetimimize ve gelen tüm dostlarımıza, köylerimize çok büyük sevgi, saygı, bütün selamlar. Selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şule Çelik'in babası, Doğalacık Dernek Başkanımız Servet Çelik de bizi izliyorlar. Bir selamları, saygıları var sizlere. Sağ olsun, var olsun. Çok değerli dostlarımız. Hızlı bir şekilde, çok hızlı. Zamanımızı da aştık ama çok teşekkür ediyoruz. Evet, Turan Çakır'ın programı 20 Nisan'da Almanya'dan Frankfurt'tayız değerli dostlar. Ramazan Bayramı birinci günü Yaylakent'teyiz. İkinci günü Sokutaş'tayız. Üçüncü günü Kadıvakfı'dayız. 1 Temmuz'da Bakımlı Köyü'nün Kurugöl Yaylası'ndayız. Yine Kurban Bayramı'nın Arife günü Araköy'ün Cemevi açılışındayız. Araköy'de olacağız. Yine Kurban Bayramı birinci günü Musulu'dayız. İkinci günü Şehitler Yaylası'ndayız. Üçüncü günü Pir Mehmet törenlerindeyiz. Yine dördüncü günü Yalnızköy Derneğimizin köy şenliğindeyiz. 25 Ağustos'ta Uzunçimen Yayla Şenliklerindeyiz. 26 Ağustos'ta da Aziz Baba törenlerindeyiz değerli dostlar. Programımız belli olanlar şimdilik bunlar. Ben vedamı burada edeceğim. Ellikle yine Baran kardeşimizin ellik türküsüyle veda edeceğiz. Ve ben diyorum ki değerli dostlar, haftaya görüşünceye kadar bu börekleri şörekleri de akşam eve götürüyorum ha. Gözümüz kalmasın. Haftaya görüşünceye kadar sizler beni özleyeceksiniz. Ben de sizi özleyeceğim. Görüşünceye kadar cebinizden para, yüreğinizden insan sevgisi, yüzünüzden de gülücük eksik olmasın. Hoşçakalın, hoşçakalın diyoruz. Ellikle veda ediyoruz. Haydi bakalım. Sen ölme ben ölme.
sen.